Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Meryem ile kız kardeşi Marta'nın koyu olan Betania'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, Rab, sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Allah'ın yüceliğini gösterecek ve dolayısıyla Allah'ın oğlu yüceltilecektir, dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca, bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencileriyle. Yahudiye'ye dönelim, dedi. Öğrenciler, Rabbi dediler, Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler, Ya Rab dediler, uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça, Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İkiz diye anılan Thomas, obur öğrencilere, biz de gidelim, onunla birlikte ölelim, dedi. İsa Betania'ya yaklaşınca, Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Betania, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onun karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, Ya Rab dedi, burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Allah'tan ne dilersen Allah'ın onu sana vereceğini biliyorum. İsa, kardeşin dirilecektir dedi. Marta, son gün, diriliş günü onu dirileceğini biliyorum, dedi. İsa ona, diriliş ve yaşam benim, dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Bende yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta, evet, Ya Rab, dedi. Senin dünyaya gelecek olan Allah'ın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. Hoca burada, seni çağırıyor, dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onu hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, Ya Rab dedi, burada olsaydın,
kardeşim ölmezdi. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin aldığını gören İsa'nın için huzun kapladı, yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ona, Ya Rab, gel gör dediler. İsa ağladı. Yahudiler, bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Ama içlerinden bazıları, korun gözlerini açan bu kişi, Lazar'ın ölümünü de onlayamaz mıydı dediler. İsa yine derinden huzunlanarak mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu dedi. İsa ona, ben sana iman edersen Allah'ın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, onu çözün, bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki hafta Palmiye Pazarı ile kutsal hafta başlamadan önce Karem devresinin son pazarı. Bir kez daha söz liturjisi çok zengin ve bereketli. Paskalya yolunda biz şek üzmesi bizleri aydınlatıyor. Ölüme insani yaşamın son sözü olarak değil, hayatın doruluğuna, sonsuz hayata doğru amansız bir geçiş olarak bakmamızı sağlar. İlk okuma bir diriliş vaadidir. Ezekiel, Allah adına bir dirilişin olacağını ilan ediyor. Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, dirilteceğim. Burada peygamber, ölüler arasından dirilişten ziyade, İsrail'i sert bir şekilde vurgulayan sürgünden dönüşü kastetmektedir. Öte yandan ikinci okumada ise Aziz Paulus ölüme karşı kazanılan zaferden açıkça söz etmekte ve bunu biz vaftiz edilenlerin artık bedenin ve günahın değil, ruhun ekemenliği altında olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak açıklar. Öyleyse Mesih İsa'yı ölümden dirilten Allah'ın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih ölümden dirilten Allah içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Bu pazar günleri bize eşlik eden Yuhanna İncili, İsa'nın güvenilir bir arkadaşı olan Lazarus'un dirilişiyle
il gili önemli ayrıntılarla dolu bu güzel bölümü bize verdi. Yuhanna, İsa'nın yeni yaşamı iletebileceğini, ölümü yenebileceğini bizlere göstermektedir. İsa kendini söyle tanımlıyor. Diriliş ve yaşam benim. İsa araya girmeden önce İsa için çok değerli bir aile olan Betanili Lazarus'un iki kız kardeşi Marta ve Meryem'in kendisinden rica ettikleri yardım çalığını duymak için onları bekletiyor. İsa, arkadaşı Lazarus'u ziyaret etmeden önce neden bekledi? Belki de Allah hastalığa ve ölüme karşı daha net, daha kesin bir zafer istediği içindir. Unutmayalım ki Lazarus'un ölümü İsa için büyük bir acıydı ve Peder Allah'ın planına uysallığı nedeniyle kabul etti. Beytanya'ya dönem İsa'nın bir kez daha ölmüş biriyle ilgilenir. Ancak Allah ihtişamını göstermek için onun Beytanya'da olmasını istedi. Marta sonunda İsa'nın gelişiyle teselli edildi. Rab, burada alsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Allah'tan ne dilersen Allah'ın onu sana vereceğini biliyorum. Acı verici koşullara rağmen Marta'nın derin bir inancı. İsa ona şöyle der: kardeşin dirilecektir. Kendisinin mezara götürülmesini ve taşın kaldırılmasını emretti. Kötü bir koku vardı. Her şey ölümün Lazarus'un üstünde son sözü olduğuna inanmasına sebep oluyordu. Ama İsa hala iman istiyor. Ben sana iman edersen Allah'ın yüceliğini göreceksin demedim mi? İsa dua etti ve gözlerini Allah'a yükseltti ve yüksek sesle Lazarus'a seslendi: Lazarus, dışarı çık. Kefenli, sarılı ve gözleri bağlı olan Lazarus tekrar canlı olarak dışarı çıktı. İsa diriliş ve hayattır. Bizim için de bu iman, İsa'nın ölüme karşı kazandığı zaferi bilmemizi sağlamaktadır. İsa şöyle diyor: bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Bu ayın liturjisi bizlere büyük bir umut veriyor. Bizler Mesih'le birlikte galip gelenlerden daha fazlayız. İsa'nın zaferine ortak oluyoruz. Amin. Dua edelim. Merhametli Peder, yardımımıza yetiş. Oğlunun dünyaya olan sevgisi uğruna kendisini ölüme teslim ettiği gibi bizlerin de onun aynı sevgisini edinerek azimle yürümemizi al. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder,
Beul ve kutzal rus isleri takdiset sin.